özelliğimiz bu değil mi yani? En önemli özelliğimiz sana ne? Bırak o da söylesin. Yani birinin söylediğinden ve yaklaşımından, yani Afrika gazetesinin yeri meclisin ve elçiliğin ve cumhurbaşkanlığının böyle köşelemesinde de hepsini görürler balkondan. Ben şimdiye kadar Oraş'tan geçerken birine taş attıklarını görmedim yukarıdan. Lengerin içini pisledip de onu döktüklerini de görmedim. Ama farklı düşünürler, yazarlar ve görürüm ben. Samimiyetle bilmem tirajlarla çok uğraşmak istemem ama insanların gidip gazeteciden, marketlerden gazete alırken Afrika alanları fark ederim. Fark ederim. Vallahi kardeşimin adı Eray'dır. Geçenlerde buradaydı. Dördünde şeye döndü. Söyleyeyim. 4 Eylül'de Londra'ya döndü. Orada da bir Eray var. Bounds Green'de istasyonun yanında temizleyici. O benim postadır. Tam ne istedi kardeşim, demedir misiniz? Hadi düşünün ya. 3 tane aklınızdan geçsin bir şey. Afrika gazetesi istedi. Yani dedim, yani özel bir yayının olduğu gün mü? Yok demiş. Kaç tane bulursan getir bana. Yani aynı günden değil. Kaç tane bulursan getir bana. Bunu bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede söz sahibi olanlar, yani görünen ve görünmeyen yönetenler düşünsün, ne için yani bu gazete, mevcut galiba 18 tane gazete varsa kendi ayakları üzerinde en sıkıntısız duran gazete Afrika gazetesidir. Müsrif bir gazete değildir. Kimse gazetenin üzerinden zengin olma gibi bir iddiası yoktur. Ve okuyucu desteği, çok reklamı da yoktur. Hiç yoktur neredeyse. Bu gazete kendi kendine yetiyorsa, o bir alacalı bulacalı gazeteler kendilerini sorgulayacak. Yani ben gazetelerin var olmasını gazetecilik bağlamında arzu ederim. Ama sıkıntıya rağmen yani bir gazete birkaç yüz tane satarken nasıl olur da her gün yayınlanır? Vesaire. Neyse. Sözü fazla buracıkta bir noktacık koyduk. Hoş bulduk. Ve konuğumuz, arkadaşımız, dostumuz Şener Levent. Hoş geldin. Selam Hasan. Selamün aleyküm ve rahmetullahi berekatu. Evet. Gayet ilginç bir konuşma yaptın. Estağfurullah. Biraz da onlar da insan. Onlar da fikrini söylemeli havasında. Ama bir dakika, onlar dedim de evet, öteki taraf anlamında değil, toplumun genel ortalamasındaki evet, hoşgörü anlamında söyledim. Biliyorum, onu kötü niyetle söylemediğini biliyorum. Evet. Yalnız bu bana bir şeyi hatırlattı konuşmanın şurasında. Hani lengerle kimsenin başına su dökmedik, onu yapmadık. Taş atmadılar. Yani onlar da insan. Şimdi gazete ilk çıktığı zaman 17 Eylül 1997'de çıktı gazete. Avrupa gazetesi. Biliyorsun gazeteler arası futbol maçları vardı. Ve Avrupa'da buna katıldı. Evet. Ve bizim takımımız üst üste 2 yıl şampiyon oldu. Evet. Avrupa gazetesi gazeteler arası bu şampiyonlukta şampiyon oldu. İşte bir şampiyonlukta kupayı aldığımız zaman, o zaman Spor Bakanı Tansel Fikri'ydi galiba. Tansel Doratlı. Doktor. Toplandık hep birlikte, işte rakip takım falan, hep birlikte bir resim çekeceğiz. Bakan da bizimle. Bu arada kardeşimiz Ertan Birinci şöyle dedi bakana, bu yıl kupayı komünistler kazandı. Yani ben espri olarak, o da yani kötü niyetli falan değil. Ama onun, bakanın söylediği söz bir şey değil Ertan. Onlar da insan. Komünistler de insan. Her neyse.
Şimdi keşke insanlar kolay komünist olabilse. Ya ben olmayanlara şaşarım. Her neyse, o ayrı bir konu. Gazetecilikten açılmışken, işte bizim gazetelerimizi gösterdin az önce, şunu söylemem gerekiyor. Biliyorsun, George Orwell'in bir sözü vardır. Basınla ilgili, medya ile ilgili. Nedir gazete? Gazetecilik nedir? Diyor ki, birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmak demektir. Birilerinin istemediği şeyleri yazmak demektir. Yani bu şunu gösteriyor bize. Gazete yalnız istatistiki bilgiler ya da bir trafik kazası haberi vermek için çıkmaz. Ondan daha önde olan başka bir misyonu vardır gazeteciliğin, ki esas misyonu da odur. Bak, ben henüz Moskova'dayken ve buraya dönmeye hazırlanırken ve oradaki arkadaşlarıma bu fikrimi de açmışken, işte çeşitli uluslardan arkadaşlarım orada o sırada, bana şöyle diyorlardı. Yani sizin memlekette gazete yok mu? Yani sen de gidip bir gazete çıkaracaksın da ne olacak? Gazete yok mu yani orada da? Sen de işte bir gazete çıkarmaya hazırlanıyorsun. Ben de onlara şunu söylüyordum. Ben çıkmakta olan o gazetelerin yazmadıklarını yazmak için gazete çıkaracağım. Dikkat edersen az önce de gösterdiğin gazetenin başlığının altında, Afrika'nın altında icazetsiz yazıyor. Evet. Avrupa'nın da icazetsiz yazıyordu. Burada da o icazetsiz sözü öyle havadan düşmüş bir... Başlığın başında yazar, başlığın altında evet. Değil. Şeyde gazetenin... Yani gazetenin şu, başında, doğru. Gazetenin başında. Gazetenin başında, tamam. Evet. Yani öyle havadan düşmüş bir söz değildir. Oraya bilinçli olarak konmuş olan ve memleketimizin durumuna göre daha çok ayarlanmış olan bir sözdür o. Yani burada eğer komutanlık, eğer elçilik, eğer hükümet, eğer cumhurbaşkanlığı, bütün bunlar birinci derecede söz sahibi ise ve gazetelere de hükmedebiliyorlarsa, şimdi 1997 yılına dön biraz, şimdi daha farklı durumlar var, bazı hallerde biraz ileriye giden durumlar vardır. Yani bir telefonla bir haber durdurulur bir gazeteden. Bunun gibi yani pek çok şey, kumanda almak, bir yerden kumanda almak. Ne diyor bu gazete? Ben icazetsizim. Kumanda almam ne kumandandan, ne elçiden, ne herhangi bir sermaye sahibinden, iş adamından, ne de herhangi bir bakandan, politikacıdan veya cumhurbaşkanından. Ben tam bağımsızım. Ve ticari bir kaygıyla yayınlanmış burada olan bir, şey bir gazete değil. İzleyiciler açısından evet, da. Tamam. Ben siz konuşurken noktayı koyduğumuza kanaat getirene kadar sözünüzü kesmeyeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim Hasan. Bu gazetede bu kaygıyla çıktı zaten ve benim gazetecilik anlayışım da budur. Eğer bu gazetenin tirajı yine de biliyorsun zirvelerde duran bir tirajı vardır bu gazetenin. Bugün sayısı işte 17'ye kadar çıkan günlük gazetemiz vardır burada. Ve bu gazete hala daha zirvedeki ilk 3 gazete arasındadır. Aslında bu topluma bu bakımdan teşekkür etmek gerekir. Çünkü bu bir muhalefet gazetesidir ve bizim ülkemizde bir muhalefet gazetesinin hiç kimseye sırtını dayamadan icazetsiz olarak 20 yıl yayınlanması, iktidar olma isteği olmayan bir muhalefet gazetesidir. Evet. Yani iktidara plan gelirse onun parçası olmaz bu gazete. Ticari kaygıları yok. Kariyer kaygıları yok. Para kazanma, zengin olma kaygıları, böyle şeyler yok. Kesinlikle yok. Sadece gazeteyi çıkarabilecek kadar ihtiyaç duyduğu bir maddiyat vardır orada. Onun dışında başka bir şey yok. Yani kendini besleyebilecek ve yayınını sürdürebilecek kadar bir paraya ihtiyacı vardır sadece. Onun dışında yoktur bir şey. Ve bunu da bugüne kadar okurlarıyla elde etmiş olan
bir gazetedir ki dünyada örneklerine de pek rastlanmaz. Yani sadece o kuru sayesinde ayakta durabilmiş olan, bunca yıl ayakta durabilmiş olan bir gazete, reklama değil, herhangi bir sermayedara değil, bir partiye değil, hiç kimseye böyle bir bağımlılığı olmadan ayakta kalmayı başarabilmiş ve yayınını halen sürdürmekte olan bir gazetedir bu ki bana göre bu başarı da bizden çok toplumun bir başarısıdır. Çünkü onu ayakta tutmayı başarabilmiştir. Biz de ona olan borcumuzu ödemeye çalıştık. Şunu söylemek gerekir. Gazetecilik, az önce dedim ya, birilerinin istemediği bir şeyleri yazmak demektir. Bunu yazmanın bir bedeli vardır Hasan. Gerçeği söylemek her zaman çok tehlikeli bir şeydir. Kaldı ki yalan... Bu coğrafyada. Efendim? Yani demokrasi, hukuku yerleşmiş bir toplumda yalan söylemek cesaret ister. Bizde yalan söylemek cesaret gerektirmez. Doğruyu evet. söylemek cesaret gerektirir. Doğrudur. Yalan söylemek. Zaten yalana daha çok inanılan bir toplumda yaşıyoruz. Yalan daha cazip geliyor ya herkese. Bir gerçeği söylediğin zaman inanmazlar da kolay kolay buna, bunun gerçek olduğuna. Ama yalana çok kolay inanılan bir toplulukta yaşamakta olduğumuzun da farkındayız. Dolayısıyla gerçeği söylemenin her zaman bir bedeli vardır. O bedeli ödemeyi göze almadığın takdirde zaten böyle bir mesleği sürdüremezsin. Sürdürürsen de iş ola sürdürürsün, ticari kaygılarla sürdürürsün, doldurursun sayfaları işte, öyle gider. Ama asıl yazılması gerekenler gazetelere yazılmazsa bu gazetede hiçbir iş yoktur. İsterse değil 48 sayfa, 108 sayfa çıksın her gün. Eğer onlar yazılmıyorsa orada iş yoktur. İş yoktur. Baştan başa da renkli olsun isterse. Baştan başa da. Peki. Bir ara şöyle olmuştu. Bir telefoncuk var. Bir ara şöyle olmuştu. Ha? Bir ara şöyle olmuştu da kaldık. Evet, alalım. Peki. Hikmet Kurt merhaba. Merhaba Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Konumuza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. İzmir'de herkese selamlar. Evet. Programınızı ilgiyle izliyorum. Takipçisiyim. Verimli, katkılı programlar yapıyorsunuz. Ben gazetecinin bir kaç cümlesi dikkatimi çekti. Bu gazetenin iktidar para kazanma gibi iddiası yok şekilde yayınlarında. Bu kendisinin benimsediği bir yayın ilkesi olabilir. Ancak o gazetenin Rumların en üst planı telaşlı olması gerekir. Endişesiz olması gerekir. O gazetenin daha önce Murat Ağa'da sandallarda ve ona benzer Kıbrıs'ın birçok köylerinde Rumların toplu katliamlar yaptığının endişesiz olması gerekir. Erenköy direnişini unutmaması gerekir. Bunu da hatırlatmak için sizi aradım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz Rumların bize yaptıklarını hatırlamazsınız. İşte dedim ya, herkes yalana çok kolay inanır. Yaymışlar burada da bizim hakkımızda. Pek çok yaydıkları yalanlardan bir tanesi de budur. Sanki biz Rumların yaptıklarını görmeyiz. Görmedik de bugüne kadar. Ve böyle sorular geliyor işte. Olur mu öyle şey ya? Ben 16 senedir Hasan Rumca gazetede de yazı yazarım. Ve Politiste. Politiste. Rum tarafının ikinci büyük gazetesinde. Her gün yazı yazarım. Türkçe yazarım. Onlar da Rumcasını yayınlar. Şey sorayım. Evet. Afrika'da evet. yayınlanan yazınızın aynısı mı yayınlanır orada? Evet. Aynısı yayınlanır orada da. Evet. Politiste. Ve gayet düzgün bir çeviriyle yayınlanır. Bu basın tarihimizde de bir ilktir. Bir ilk olarak geçecek. Bu da basın tarihimize. Kıbrıslı bir Türk'ün bunca yıldır bir Rumca gazetede günlük yazar olması, günlük yazılar yazması ki bu yazılar güneyde son derece etkili oldu, çok etkili oldu. Kiminle istersen konuş, o tarafta bu yazıları okuyor. Peki bunu söylemekteki amacım ne? Ben Rumlara
Kıbrıslı Türklere yaptıklarını Rumca olarak yazdım. Değil Türkçe olarak yalnız, Rumca olarak da yazdım. Ben 1963 ile 74 arasını ne kadar yazdım onlara. Ben Murat'a attılar sandalları, bu yazımı resimle basacaksınız diye not iliştirerek mezarlardan çıkarılırken o meşhur fotoğraf yazdım, Dohni yazdım, neler neler yazdım. Ayrıca şunu da söyleyeyim ve bu tarafta hiçbir belki de milliyetçimizin, işte milliyetçi bilinen cephenin yapamadığını da yine ben yaptım. Ben o taraftaki televizyonda davet edildiğim programda ana televizyonunda, karşı tarafın, o Türkçe yayın yapan kanalda değil, ana kanalında. Tek bir. Evet. İki kişi benimle söyleşi yaptı. Televizyonun da karşı tarafın en iyileriydi onlar. Olgun adamlar, benimle yapanlar. Ve orada ilk defa olarak Kıbrıs'ın güneyinde resmi devlet televizyonundan Akritas planını söyledim ben. Akritas planı. Nedir Akritas planı? Kıbrıslı Türkleri toplu imha planı, değil mi? Evet. Bu Rum televizyonundan nasıl söylenebildi? Üstelik kayıt bir yayındı bu. Kayıt. Yani sonra İsterlerse keserlerdi. Kesmediler. Demokratik davrandılar. Ve ben bunu söylediğim zaman televizyonda, oradaki adamlar, benimle söyleşi yapanlar, İlyadis kardeşler, onlar iki kardeşti, hayret ettiler. Neden toplu imha planı? Peki size göre nedir dedim. Savunma planı dediler. Ve savunma planı olduğunu, Akritas planının, ben de ilk defa o programda işittim. Ve onlara dedim ki, ya dedim, ben bunu ilk defa duyuyorum. Savunma planı, ne savunma planı bu? İşte oturduğunuz, yaptığınız böyle bir plan. Peki nasıl ispat edersin Şener sen bize bunu? İspat ederim dedim. Saate baktılar, doluyor programımız dediler. Biz seni gelecek defa çağıralım dediler. Ve yalnız bunu tartışalım. Tamam dedim, kabul ettim. Ama o çağrı bir daha gelmedi Hasan. Bir daha gelmedi. Peki. Orada bitti. Aygül Nuri, merhaba. Merhaba Hasan Bey. Merhaba Şener Bey. Nasılsınız? Merhaba. Aygül Hanım. Boğaz'da. Buyurun Aygül Hanım. Hasan Bey, bugün çok mutlu oldum. Şener Bey gibi bir gazeteci, bir duayeni çıkarttığınız için. Biz her zaman gerçekten çok keyifli programlar yaptık. Canlı. İzlemekten ben mutluluk duyarım. Evet, teşekkür ederim. Çünkü doğruları söyler, doğruları yazar. En azından bizi aydınlatan bir gazetenin sahibi olduğu için tebrik ederim ben kendimi. Sen teşekkür de çıkarttığın için seni de ayrıca tebrik ederim. Aldım, kabul ettim. Kabul etmekten başka yapacak neyin vardır Hasan Bey? Kabul ettik, tamam, yani fena bir şey mi söyledi? Çok teşekkür ederim Aygül Hanım. Siz nasıl Şener Bey? Evet. Ben nasılsınız dedim Şener Bey. Nasılsınız dedi. Ha, teşekkür ederim Aygül Hanım. Teşekkür ederim. Sesinizi duymak güzel. Çok teşekkür. Radyo Mayıs'ta da zaten. Aboneyizim ben. Ben çünkü evde kalan insanlar eğer konuşma ihtiyacı hissederse ya televizyona ya gazeteye bağlanmak zorunda kendini görür. Onlardan biri de benim. Tavuklarına kadar. Evet. Program sizindir. Ben her zaman Aygül Hanım, gazetenin sahibi, gazeteyi satın alanlar, televizyonun sahibi programı izleyip onu dinamik kılanlardır. Evet. Böyle düşündüğünüz için çok teşekkür ederim ben. Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, insanlar mutlu. Yani ben, yayın çağırmadılar o Akritas planını konuşmasın. Çağırmadılar. Tekrar yani bu belli ki bu konuyu sürdürmek istemediler. Ve ben birkaç tane yazı yazdım Politis'te. Hani beni çağıracaktınız, çağırmadınız. Açık yani çağrı yaptım kendilerine. Buna rağmen yani gazetede onlara
beni çağırmadıklarını hatırlattığım halde yani birkaç yazıyla yine çağırmadılar. Rum toplumu bunu anladı. Ben o tarafta dolaşırken işte beni tanıyanlar şöyle diyorlardı o sıralarda. Çağırmadılar mı ya Şener seni daha? Yani kendi onlarla dalga geçen bir tonla yani. Beklemeden çağırmazlar. Bunlar konuşmayı sevmezler. Barikattan geçerken polisin tavrı nasıldır Rum polisinin? Görülüyor. Rum polisinin tavrını onu da sana söyleyeyim. Aynen şu ki her gün yazılarımı okuyan polislerdir bunlar da. Şener gayet iyi gidiyor. Bir ona benim yazılarını bir tokat o tarafa bir tokat bu tarafa olarak kabul ediyorlardı. Ama bak buradakiler hala bizim aleyhimizde yapılan propagandanın etkisinde kalarak Rumlarla ilgili bir şey yazmadığımızı söylüyorlar ya. Ben bunları hem Rum'un ekmeğine bal sürersiniz. Evet. Yani ben bunları savunma olsun diye söylemeyi bile bir zül sayarım ya. Olabilecek şey değil bu. Olabilecek şey değil. Neyse yani bu insan bu durumlarda kendini savunma ihtiyacı hissetmemeli. Sadece hatırlatmak istedim bunu. Ben Rumca olarak yazdım hem de bunları. Haberi olsun burada herkesin. Ve o tarafta da kavga etmediğim politikacı kalmadı. Peki, o programdan sonra biliyor musun? RİK'teki o programdan sonra o iki kardeşten biri, İlyadis kardeşlerden biri bana dedi ki Papadopoulos'u tanıyor musun Şener dedi. Çünkü Papadopoulos Cumhurbaşkanı'ydı o sırada. Tasos Papadopoulos. Ve ben de Akritas planını söylerken şöyle demiştim. Ve ne yazık bu planın mimarlarından, baş mimarlarından biri de şu anda Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor demiştim ben. Programdan sonra Yorgo İlyadis bana dedi ki tanıyor musun Papadopoulos'u? Dedim ya işte birkaç kere bir iki yerde gördüm, konuştuk yani kendisiyle. Ama sanırım pek iyi tanıyamamışsın dedi. Benim kim olduğumu biliyor musun dedi bana. Hayır dedim, bilmiyorum. Ben Papadopoulos'un dünürüyüm dedi. Dünürüyüm. İstersen şimdi gel gidelim kendisine, konuşalım. Onu daha yakından tanıyınca göreceksin ki senin söylediğin gibi değildir dedi. Ben de benim vaktim yok, başka bir zaman falan diyerek atlattım. Gitmedim. Fakat yani buraya bir katkı koydum, araya gidiyoruz. Evet. Papadopoulos'la şey öncesiydi, seçiminin öncesi 2003 oralarına gelir galiba. Seçildiği dönemdi. Neyse. Uzunca bir sohbetimiz olmuştu. Daha henüz aday değildi. Evet. Ve yani o tarihi koydum. Yani adaylığının öncesindeki yaz dönemi. Ve söz şeyden açılmıştı, Akridas planından. Evet, kabul ediyor. Yani yazarlarından, mimarlarından olduğunu kabul ediyor. Ama bir ekleme yapmıştı. Dedi ki Akridas planının, bak bunu söylerim Papadopoulos'un ifadesi olarak, şimdi hayatta değil ama çok net söylerim. Dedi ki bizim dedi Akridas planını yazma sebebimiz TMT'dir ve Türklerdir. Çünkü dedi biz Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca EOKA'yı bir anlamda dondurmuştuk. Bakınız hayır değil diyenlere de açık yani ben net bir ifadeyi söylüyorum sadece. Ama öğreniyorduk ki Türkler silah getirir ve silahlanır. Biz de bu nedenle Akridas planını yazdık ve tercümede dedi bir eksiklik var. Girişinde Akridas planının bu nedenle hazırlandığı yazılıdır. Ama Türkçe tercümesinde hiçbir zaman bu bölüm kullanılmadı. Doğru mu? Yalan mı? Araştırmacı, tarihi araştıranlar gelsin, söylesin. Bir araya gidelim ve devam edelim. Tamam.
Yıllardır güvenle alışveriş yaptığınız Göçmenköy Şah Fırını sizlere ürün yelpazesini genişleterek hizmet vermeye devam ediyor. Boğaz şubemizde çıtır çıtır lezzetli mi lezzetli lahmacunlardan enfes böreklere, simitlerden kızarmış tavuğa kadar onlarca çeşidiyle sizleri bekliyor. Ayrıca fabrikalarımızda son teknoloji makinalarımızla el değmeden üretilen ekmeklerimizle sofralarınızı süslemeye devam ediyor. Göçmenköy Şah Fırını. Kalite, hizmet, güven. Ayrıca şimdi Şah Fırın lezzetleri paket servis hizmetimizle ayağınıza kadar geliyor. Bir SMS ile yazı serin, kışı sıcak ve bedava yaşayacaksınız. Yazın en sıcak günlerinde ferahlığı, kışın en soğuk günlerinde sıcacık konforu Siba farkıyla kazanma fırsatı sizleri bekliyor. Tek yapmanız gereken Siba Boşluk adınız soyadınızı 5184'e SMS göndermek ve çekilişte kazanmak. 3 kişiye gri marka inverter klima ve 1 kişinin evinin tüm klimaları Siba'dan hediye. Klimanız Siba'dan, keyfiniz de bedavadan olsun. Bir banyo istiyorum ama şimdi. Güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiye ile buluştu, güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sansür. KKTC distribütörü Necipoğlu Remitet. Türkiye'nin son 5 yıldır en çok tercih edilen otobüs markası olan Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kıbrıs yetkili satıcısı Minsan Engineering ile Kıbrıs'ta. %100 Türk malı ve Türk sermayesi ile kendi üretimi olan lider Otokar otobüs, 1963'ten beri tasarımı ve mühendisliği kendisine ait 7 metreden 12 metreye kadar turizm ve şehir içi otobüsler üretiyor. Otokar marka sağdan direksiyonlu otobüsler, uygun ve taksitle ödeme kolaylıklarıyla Minsan Engineering temsilciliği Kıbrıs'ta. Siz be amcalar. Hep koya. Hadi beraber gidelim. Hep beraber. Ben de gidiyorum. Büyük konuktayko günü olur. Çok güzel kalabalık olur. Bütün köy ürünleri, Kıbrıs eski yemekler, yani eski günler, yemekler, ekmekler, pilavları, her şey olur. Çok güzel bir gün geçer. Eko gününde büyük konukta sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Köy ürünlerine meraklı olan herkesi büyük konuktaki Eko gününe bekliyoruz. Börekler, pilavını, kabak börekleri, her çeşit şeyler yaparız. Herkesi davet ediyoruz, buyursunlar. Bu eşsiz tatları tatmak için herkesi büyük konuğa bekliyoruz. Tatlarımızı denesinler. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Zeytinliğimiz var, çayırlı. Büyük konuğun Eko gününü herkese yani böyle gelip görmesini bekliyoruz. İsterseniz bizimle buluşasınız, gelin köye, yaptıklarımızın da tadına bakasınız. Var bakalım böyle şeyler başka yerde varsa. Biz bunu dövüyoruz. Bu pekmez oluyor. Kaynatıyoruz. Eko gününe hazırlıyoruz. Buyursun halkımız, tatsınlar. Çok güzel. Müzik
Geçmişin son noktası. Büyük konuk buluşma noktası. 8 Ekim Pazar günü yapılacak. Büyük Konuk Belediyesi'nin organize ettiği Büyük Eko Günü'ne tüm halkımız davetlidir. Zirve Sigorta 1996 yılından bugüne sigorta sektöründe yükselen bir grafikle hizmet vermektedir. Bildiğiniz gibi sigortacılık güven işidir. Güvense en güçlü kuruluşlara duyulur. Bunun için şirketimiz her zaman reasürans anlaşmalarını dünyanın en güçlü ve en önde gelen reasürans şirketleriyle yapmayı prensip edinmiş, ayrıca kendi öz kaynaklarını da sağlam tutmuştur. Bu nedenledir ki şirketimiz bugüne kadar meydana gelen sayısız hasarları süratli ve tam olarak ödemiş ve ödemektedir. Zirve Sigorta'dan sigortacılık devrimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm özel hastanelerde geçerli sağlık sigortasını sizlere sunuyor. Mart 2000 doğumluyum. Güzel Yurdun Aydınköy ilçesinde oturuyorum. Turizm aşçılık okuyorum. 11. sınıfım. Hareketli, merhametli, duygusal, neşeli ve pozitif bir insanım aşırı derecede. İnsanları mutlu etmekte insan mutlu olabileceğini düşünüyorum. İnsan içi böyle bir ferahlıyor ve kendini sanki özelmiş gibi hissediyor. Kendini bir iyi insan olduğunu hissediyor. Ve böyle bir şey yaptığı zaman insana daha da yapısı geliyor. Bazı insan vardır inanabilir, bazı insan inanmayabilir. Çünkü ben mesela ilk duyduğumda inanmamıştım, kendim yaptığımda inandım. O küçücük çocuğun o gülümsemesi, o gözlerinin içindeki mutluluk gerçekten yani inanılmaz şekilde. Ben bugün hissettim onu gerçekten. O insanın mutluluğu anlatılmaz yaşanır ya. Ben Zeynep, İyilik Gönülleri üyesiyim. İnsanları mutlu etmek için çok bir masrafa gerek yok. Sadece tek bir gülümseme insanları mutlu edebiliriz. Yeni umutlar, yeni yardımlar sağlamak için birlikte el ele verelim. Kıbrıs halkının doğru tercihi steak döner. Gerçek et dilimlerinden oluşan muhteşem lezzet. %100 katkısız, %100 doğal, %100 steak. Orijinal yaprak döner, steak döner kalitesiyle Lefkoşa'dan sonra Girne'de. İskenderun Caddesi, Medform Plaza, numara 6, Karakum, Girne. Lefkoşa'da Deniz Plaza yolu Yenişehir'de. Hemen arayın. 444-2444. Steak döner. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim Bakanlığı'ndan tek onaylı, Avrupa Birliği standartlarında eğitim veren Gerçek Tilki Şoför Okulu. 20. yılında daha güvenli sürüş eğitimi için Kuzey Kıbrıs'ta bir ilke imza atıyor. İleri Teknoloji Dershanesi'nde tehlike algılama ve emniyet kemerinin faydası. Araç sürerken cep telefonunda konuşmanın zararları, hız yapmanın zararları ve alkollü araç kullanmanın zararlarını 3 boyutlu televizyonda deneyimleme şansını size sunan Gerçek Tilki Şoför Okulu, çağdaş trafik güvenliği bilgilerini tüm lise öğrencileri ve ehliyet sahibi olmayan diğer adaylarla buluşturarak kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz sertifika alacaklar ve ehliyet kursu için %10 indirimden yararlanacaklar. Ayrıca her 6 ayda bir iPhone 6 Plus kazanma şansı elde edecekler. Gerçek Tilki Şoför Okulu, Atatürk Caddesi, Yenişehir, Lefkoşa. Thank you.
Afrika Gazetesi'ne hayat veren ekibin toparlayıcısı Şener Levent gazeteci arkadaşımız, konuğumuz. Onunla konuşuyoruz. Telefonla programımıza katılabilirsiniz. Evet, bugüne kadar yazda programa ara verdiğimizde Hasan Astöre'yle bugündü. Bu defa dedi ki buluşup konuşalım. Biz de hoştur ne yapalım? Buluşur konuşuruz dedik. Bizim programımız da budur. Ve yarın Niyazi Kızılyürek konuğumuzdur. Çarşamba günü Talip Atalay konuğumuzdur. Ama önümüzdeki haftadan itibaren pazartesi, çarşamba, cuma 5:20 geçe ile 7 arası, 7-10 kala arası sizlerle birlikte olacağız. Diğer günleri farklı bir formatta o zamanı değerlendirmek için düşünüyoruz. Gazetecilik bir dinamik iştir. Televizyonculuk da böyledir. Ve sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde bir esneklik göstereceğiz. Sizlerle buluşma adına ve sevgili Şener Levent'le devam ediyoruz. Evet, evet. Şu Politis'te yazdığınızı anlatmıştınız da Politis hiç baskı almadı mı sizin yazılarınız nedeniyle? Yani sizin yazılarınızı Afrika olmasa yayınlayacak gazete bulamazsınız. Doğru. Yoktur. Ben... Hakem kesmesin. Evet. Sizinle daha önce de bir tarihe geçecek bir program yapmıştık 3-4 saatlik. Evet. Onun ertesi günü ne kadar telefon trafiği olduğunu çok yaşayarak biliyorum. Çünkü haberimiz olmadıydı. En azından haberimiz olsaydı vesaire gibi şeyler vardı ve burada da söylerim. Rahatsız olup arayabilecek kaç kişi varsa da aradıydı. Ama ben sizinle program yapmayı farklı bir keyifle yaparım. Evet. Şahsi keyfimden öte toplumsal bir misyon görüyorum. Evet, çok ilgi gören bir program olmuştu. O, evet, hatırladım. YouTube'da da hala daha. Evet. Geçenlerde biri taksit bir defa da birkaç defa da izlemiş. Tabuların yıkılması gerekiyor sevgili Şener evet. Kardeşim. Avrupa Gazetesi de zaten o çelikleşmiş tabuları kırmak için. Tamam. Tabular yıkılırken tam yıkılabildi mi derseniz bana yıkılmadı. Evet. Ve eğer yıkılması ve temizlenmesi tabuların sağlanamazsa yıkıldığı kadarıyla da tabular geri gelecek ve tabuları genellikle medya dışından birileri koyar. Bu defa o koyucular, tabu koyucular hiç bu toplum görmeyecek. Evet. Ve bunu medya üzerinden ikame edecekler. Evet. Bu nedenle büyük bir endişeyle, yani ben sizlerle Söz Gazetesi'nde birlikte çalıştık. Dönem vardır. Saygı ve rahmetli Anadolu Arif Hoca'yla evet. beraber. Ve Kütöz'ün mücadele geleneği ve az önce arada da söyledim. Kütöz bir siyasi parti gibi var olsaydı Kıbrıs Türk siyasal yaşamı farklı olurdu. Ya da Kütöz gibi bir parti olsaydı. Evet. Şimdi buna baktığım zaman bir bizim toplumumuz var. Bir de Güney'de 2 numaralı gazete her gün yazılarınızı yayınlıyor. Herhalde bugüne kadar sansür görmediniz diyeyim orada da. Hayır, ne yazmışsam hepsini de yayınladılar. Ve onlara da çok... Tercümeleri Yakov mu yapar? Evet. Ne yazmışsam hepsini de yayınladılar. Hiçbir sansür olmadı. Geriye kalan gazetelerde bana çok yazılar yazanlar oldu. Yani benimle fikir çatışmasına girenler oldu. Farklı görüşler yazanlar oldu benim yazılarıma karşılık. Fakat dikkatimi çeken bir şey var. Hiçbir zaman düzeysiz. Fakat biraz önce bir şey düzeysiz söyledim. Düzeysiz yani bir şey olmadı. Onu vurgulamam gerekiyor. Bir dakika biz düzeltme yapalım. Dedik ki perşembe yok. Bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma buracıktayız. Önümüzdeki hafta düzenleyeceğiz tekrar. Bunu da Sibel Hanım'a bir mesajına cevap olarak düzelttik. Evet. Evet. Düzeysiz bir tartışma olmadı benim oradakilerle aramda. Yani işte sen şunun adamısın, bunun adamısın, para yedin, satıldın, ajansın, casus bilmem ne bu gibi şeyler. Asla böyle şeyler dediğim gibi geçmedi. Çok düzeyli tartışmalar oldu.
Yani ben Rum milliyetçilere de yazacaklarımı yazdım o tarafta. Ama hiç alışık değil. Enosis bilmem ne. Ben bunlar hakkında çok yazılar yazdım ben. Dolayısıyla tekrar etmenin hiçbir anlamı yok. Biz seninle en iyisi istersen güncel konulara gelelim. Gelelim güncel bugün, konulara geçelim. Bugün içinde bulunduğumuz konulara gelelim. Peki buna evet. Bir bakalım. Evet. Dışişleri Başkanı Talip Atalay görevden alınmak istemesinin gerçek nedenini açıkladı. Rumlarla temas istenmiyor. Evet. Bu manşeti neden attınız ve neden bu yaklaşımları Talip Atalay biliyorsun din dairesi, din işleri dairesi başkanı. Ben kendisiyle hiç tanışmadım. Yani böyle konuştuğum birisi olmadı bugüne kadar. Biliyorsun onun hakkında da işte Türkiye'de bir FETÖ soruşturması başlatıldı. Hatta bir ara gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. İşte herkes ne biliyorsa onun hakkında ben de daha fazlasını bilmiyorum. Yani hiç görüştünüz mü? Hayır, kendisiyle hiç görüşmedim. Güneydeki kiliseyle olan temaslarını, işte verdikleri barış mesajlarını, yani din görevlilerinin verdikleri barış mesajları bunlar. Ben biliyorsun ateist yani birisiyim ama yani geriye kalanların fikirlerini de dikkate almak lazım. Şimdi birdenbire şöyle bir şey çıktı. O FETÖ soruşturmasından sonra Türkiye'de görevden alınsın. Üçlü kararname Mustafa Akıncı'nın önüne. Akıncı da bunu imzalamadı. Bana dedi gerekçe gösterin, ispat edin ki bu adamın gerçekten görevden alınması gerekir. Onlar da böyle bir gerekçe anlaşılan getiremediler. Yani FETÖ'cü demekten başka bir çareleri yok ama birisinin FETÖ'cü olduğunu kanıtlamak için bin tane delil ister. Bu o kadar kaypak bir soruşturma ki olacak gibi değil. Görevden alamadılar kendisini. Ama ben neden yani almak istediklerini tahmin edebiliyordum. Ve benim tahmin ettiğimi kendisi de dün Güney'deki Haftalık Katimerini gazetesine ki o gazetenin başındaki şahıs da benim çok yakın arkadaşım Baraskos. Andreas Baraskos'tur. Daha önce Politis gazetesindeydi. Orada yayınlandı Katimerini gazetesinde. Ne dedi Talip Bey orada? Dedi ki ben çözüm yanlısı, barış yanlısı olduğum için bunu hazmedemeyenler var ve hazmedemedikleri bir diğer şey de benim buradaki Ortodoks Kilisesi'yle, karşı taraftaki Ortodoks Kilisesi'yle temaslarım diyor. Bu çabalarımıza katılmıyorlar ve bunların Türk milliyetçiliğine ters olduğuna inanıyorlar. Ben de zaten bu yüzden buradakilerin kendisini görevden almak istediklerini tahmin ediyordum. Benim tam da tahmin ettiğim şeyi kendisi Katimerini gazetesine söylemiş oldu. Aslında yani geriye kalan muhalefetin de bu noktalara parmak basması, bu konuda bildiriler yayınlaması, yani bir duruş sergilemesi gerekirdi Atalay konusunda. Onu da nedense hiçbir partide göremedim. Ne yapmak istiyorlar? Talip Atalay'ı görevden alacak. Peki yerine kimi getirecek? Bu soruyu Mustafa Akıncı da sordu ve kendisine bunu sormaya ne hakkın var gibi bir yaklaşımda bulundu. Ahmet Yönlüer düşünüyor. Efendim? Ahmet Yönlüer istekliymiş. Ahmet Yönlüer. Ben Ahmet Yönlüer'in bazı çevreler tarafından işte lanse edilmeye çalışıldığını tahmin ediyorum. Yoksa öyle bir ciddi durum yok. Türkiye'de bugün neler yaşanıyor sen de biliyorsun. Ne yapalım şimdi? Talip Atalay'ı alalım görevden getirelim oraya bir cübbeli Ahmet Hoca. Bu da mümkün. Bak neler oluyor Türkiye'de. Bugün yeni haberler okudum. Oradaki imam hatiplerde Türkçe de yasaklanmış, kaldırıldı. Türkiye şeriat yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Ve artık Türkiye'de bak neyin propagandası yapılıyor buna karşı olanlar tarafından. Şeriatın kötülükleri anlatılıyor. Bunu anlatmak ihtiyacını hissediyorlar artık insanlara. Şeriat ne demektir buna karşı çıksınlar diye. Bu inanılmaz bir şey Hasan. Yani Türkiye'de bir Mustafa Kemal Atatürk var. Bir de Tayyip Erdoğan geldi. Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa tam tersini yapıyor. Tam bir karşı devrim vardır Türkiye'de.
ve o kadar enteresan bir olaydır bu ki Türkiye'yi kocaman Türkiye'yi dönüştürmeyi ne yazık başarabiliyor. Yani bilmiyorum bunun içindekiler bu durumun farkında mı? Bizim de bunun ne kadar etkisi altında kalacağımızı, bundan sonra neler olabileceğini burada da ama orada olan oluyor. Orada olan ne biliyor musun? Tam da İran'da 1979 yılında olanlar, Ayatollah Hümeyni'nin yaptıkları ve sonra İran'ın eski resimleriyle, eski fotoğrafları ve filmleriyle şimdiki İran'a bakıyor musun? Kapanmış kadınlar, gözleri açıkta kalmış yalnız. İçki, geçen gün iki bira içti diye iki kadın tutuklandı Türkiye'de, ya, deniz sahilinde. Bir bakalım bu telefonca. Efendim? Artist Mehmet Londra'dan ararmış bizi. Evet. Bekletmeyelim. Peki. Selam sevgili Mehmet. Selamlar benden. Merhaba. Şener miyim? Hatırladın mı Şener Bey? Beni dur bakayım. Seni artist Mehmet yazıyor. Aşk olsun. Efendim? Kuluk'tan Londra'dan. Londra'da. Peki. Hatırladım. Böyle zorlamayalım. Buyur sevgili Mehmet. Tanı çok iyi tanı. Evet. Evet buyur Mehmet. Hasan abim söyleyeyim. Eski dostları yoksa. Bir sokumcuk söyle bu Şener arkadaşımıza. Bir nefeslik olsun. Bir sokumcuk. Hadi söyle. Haberler ama duydum şimdi solist çıktın ha. Hadi söyle bakalım birazcık hadi. Unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar. Evet. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. O kadar. Çok sağ olasın, diline sağlık. Sağ ol, sağ ol. Çok mersi. Niçin açtım Hasan abicim? Bugün doğum günüm, bugün ama ha. Ha, hadi sana hayırlı yaşlar. Hep mutlu ol, hep mutlu kal, hep mutlu et. Çok sağ olasın. Sağ ol, ilk sana açtım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Gönlümüz seninle. Çok sağ ol. Baba. Yani tam bir teknolojinin efendim, bizim programımızın sıcaklığıdır bu. Evet. Artist Mehmet. Artist Mehmet güzel çağırdı. Eski dostlar. Evet. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktayı tarif ediyor. Evet yani bu korkunç bir olaydır. Tam da İran'da olanlar oluyor. Çünkü İran'da Şah rejimine karşı Hasan. Evet. Biliyorsun Şah rejimi o da çok sıkı bir rejimdi. Ama şimdikinden farklıydı. Evet. Orada siyasi tutuklular vesaire bunlara yapılanlar bunların haddi hesabı yok Şah rejiminde ve ben yıllarca ta çocukluğumdan beri Şah rejiminin yıkılmasını hayal etmiş olan insanlardan biriyim. Ama bak kim yıktı onu? Ayatollah Hümeyni ve Ayatollah Hümeyni çıkıp Fransa'dan gelirken muazzam kalabalıklar karşıladı ve üstelik de solcular da ya ona destek verdi. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a destek verenler de kimlerdir? Onlar da solcular. Düşün Ahmet Altanlar gibi, Mehmet Altanlar gibi aydınlar hep Erdoğan'ın yanındaydılar. Ama neler olabileceğini böyle bir iktidarda ta 90'lı yılların başından, 80'li yılların başından görenler oldu Hasan. Peki. Kim? O Sivas yangınında cayır cayır yanmaktan kurtulan Aziz Nesin, bak Aziz Nesin'in yazdıklarına, söylediklerine tam da bu günleri aynen o zamandan söylemiştir. Buna rağmen solcular ne yazık gidip 15 Eylül evet. 2017 Cuma evet. Afrika'nın 54-45-5741 sayılı numaralı sayılı evet. Gazete demokratik ve layık bir yaşam düzeni için yürüdüler. Evet. Yani bu yaklaşımlarınızı bütünler diye. Ama korkunç bu eyleme herkes belki alkış tuttu. Herkes tutmadı pardon. Cesaret etmedi. Ama bu toplum aktif anlamda demokratik ve layık bir yaşam için duyarlılığı yeterince gösteriyor mu? Gösteremiyorsa neden? Şimdi gösteremiyor şu ana kadar. Ciddi bir tepki ortaya koyamadım.
Belli ki daha gelen tehlikenin farkında değiller. Burada hala siyasetçilerimiz de şunu anlayamadı. Tehlike güneyden gelmiyor bize şimdi, kuzeyden geliyor. Bunu telaffuz eden de yoktur. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Çok ciddi bir tehlike. Bizim toplumumuz biliyorsun laik bir toplumdur. Ve Türkiye'de Atatürk devrimlerinden sonra da onun çizdiği yolda ilerlemiş olan en azından. Hem de telkinsiz. Tabii. Çarşafa attı insanlar. Şalvara attı, fesi attı. Bak 1920'li yılların fotoğraflarına, 1900'lerin fotoğraflarına, yüzyılın başında ne görüyorsun? Şalvarlı, fesli adamlar, çarşaflı kadınlar, hatta yani bugün Suudi Arabistan'daki gibi öyle kadınlar ya. Görüyorsun. Sonra ne görüyorsun? Modern. Sonra modern yani insanları görüyorsun. Ve geri. Çağına ayak uydurmuş olan insanları görüyorsun. Ve laik bir toplum. Din ve devlet birbirinden ayrılır. Bütünleştirdiler Türkiye'de ve tıpkı Osmanlı dönemindeki Şeyhülislam gibi. Düşün sen nereden nereye? Yüz yıl geriye gidiyor. Birkaç yüz yıl geriye gidiyor Türkiye. Ha biz burada... Geri yerine gelecek mi? Biliyor musun? Bunu söylemek pek kolay değil Hasan. Çünkü çok ciddi değişiklikler yaptılar. Yani okullardan, anaokullardan başlayarak eğittiler. Bugün baktığında ordu artık kimin ordusu? İmamın ordusu. Üniversitelerdeki hocalar, imamın hocaları bunlar. Ve düşün bir zamanlar cıvıl cıvıl olan o Türkiye'de, İstanbul'daki, Beyoğlu'nda, Taksim'de artık yani müthiş bir şey. Orada bir bira bile içemezsin. Peki. Yani filmleri düşünsen sigarayı kapatarak gösteriyorlar bize. Ve bu da onların başka bir buluşu. Güneydeki televizyonlarda yoktur böyle bir şey. Düşünsen bu kadar bir buzlama neredeyse artistin yüzünü kapatıyor. Senelerdir buna da tahammül ediyoruz burada. Neymiş? Halkın sağlığını düşünüyormuş. Halkın sağlığını düşünseydi bu kadar ormanı yok etmezdi. Bu kadar denizi mahvetmezdi. Ama orada evet. Gösteriş yapmaya çalışıyor. Bir yandan da onu kapatırken uyuşturucuyu kapatmıyor. Testereyle kesilen kelleleri kapatmıyor. O manyak Amerikan filmlerinde. Ama sigarayı kapatıyor orada. Peki. Ziba Kiraz. Alo. Sevgili Alo. Ziba Kiraz. Sevgili hocam, sevgili Şener'im aşkım, Kanal T'ye saygılar sunarım. Kanal T'ye hoş geldiniz. Merhaba Ziba Hanım, nasılsın? Merhaba Şener'cim, nasılsın oğlum? İyidir, seni sormalı. Teşekkür ederim. Seni gördüğüme çok memnun oldum. Sevgili Hasan Hansürer, sevgili hocam. Evet. Sana saygılarım, sevgilerim sonsuzdur. Seni çok seviyorum biliyorsun. Fakat Ziba'cığım. Yeni yayın döneminizi kutluyorum. Ziba'cığım, sevgili Ziba abacığımız, anacığımız, her şeyimiz. Böyle seni gördüğümde hiç kabahatin olmasa da bu toplumun tarihinden evet. dolayı utanç duyarım. Ve zamanında sana 39 gırbaç vuranları buradan evet. tarihin huzurunda şiddetle protesto ediyorum. Evet. Şimdi Şener arkadaşım baktı nereden çıktı bu gırbaç işi? 39. 39 evet. gırbaç. 1963'te. Evet. 63'te Gaziantep'te kalıyordum. Sarayın meydanında çörek satıyordum. Aldılar beni getirdiler Hasan Oğuz'un arabasıyla. Rahmetlik Türkeş'in kardeşoğlu vardı. Yılmaz Türkeş. Evet. Neyse onları sonra konuşuruz Senyan Hasan'ım. Beni Mausa'ya sürdüler. Mausa'ya. Ama gırbacıyla sana işkence yaptılar. Evet. 39 tane. Sana kim işkence yaptı Ziba? Onu söyleyeceğim Hasan Hasürer'e. Söyle. O zamanın teşkilatçıları. Vallahi söyle isimleri inan. Hiç korkma.
Ne yapanlar yapacak da söylenmesi mi o ayıp olacak? Rahmetli Hakan vardı. Mini arabası vardı. BP22 kırmızı mini. Kısarda otururdu. Evet. Rahmetli oldu. Başka birisi daha var. Neyse ben seni bunu canlı yayında söyleyeceğim sana bunları. Ve sevgili kapılar içine... kapalıyken Ziba Kiraz'ı evet. Mausa'ya sürgün ettiler. Eli ayağı kırık. Evet. Bak ben bunu bilmezdim ya. Evet. Mausa'ya ve şeyde orada grup var, grubun orada Rum olduğu halde geldi. Dedi bana gol Ziba. İnden mi bahset? Ne oldun dedi. Dedim gene benimki beni dövdü dedim. Ey yine de. Beni dövdüler, gazetele götürdüler, eşyalarımı kırdılar, aldılar, getirdiler beni. Polisin karşısında rahmetli Eminaban'ın oteli vardı. Eminaban oteli vardı. Aşağıda da Mustafa Dayı vardı, sigaracı. Cavit Bey o yanda, Salih Dayı çorbacı, o yanda Ayten Hanım doktorumuz, üç doktorlar daha o yanda. Neler şenerim. Bunları bir gün oturalım ve hepsini anlat bana. Evet. Tamam. Zibacığım kendine iyi bak. 6 ay sonra dönersem dönerdim yatakta öyle. Beni Rum bana imzaladı, kağıdı verdi. Arabamız hiç yoklanmadı. Mausa'ya gittik. Neler geldi başıma. 6 ay yatakta bu memlekete ben çok çalıştım. Evet. İlk şehidim o gece de bir gece de önce işte Karabülük şey geldi, Cemaliye'yle Karabülük geldi rahmetli. İlk şehidimiz onlardı biliyorsun sevgili Hasan Şener. Evet. Esmerim çaktın Esmerim şarkısını çalardı. Zehir arabanın içerisinde döndüler geçtiler gittiler. Şehit ettiler işte. Bunlar neler? 74 harbunda hastanelerde çalıştım. Kim ne yaptı bana? Rahmetlik Tektaş, Allah rahmet eylesin. Mükafat alacak insan sensin dedi bana. Ya. Ne oldu? Bir şey değil gene de Allah'a şükür. Peki Zibacığım, çok teşekkür ederim. Anacığım, tekrar görüşmek üzere. Öperim seni. Seni seviyorum. Hasan'ım seni seviyorum. Öperim seni. Artist Mehmet'e buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli Eşi Hanımefendi'ye de. Tamamdır. Sağ olasın. Saygıyla kalın anneciğim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ziba'ya işkence yaptılar. Ve Mausa'ya sürdüler. 6 ay yatakta bunu dayanmadı. İşkence yapanların içinde hala hayatta olanlar vardır. Hala hayatta olanlar vardır. Yani Ziba'nın bir duygusal iletişimi yasaklı görüldüğü, bir Türk subayıyla olan duygusal yakınlığı nedeniyle işkenceye maruz kaldı ve Mausa'ya sürdüler. Yani bu tarihin sayfalarına gittiğimizde neleri bu toplum sineye çekmek zorunda. Yalnız işkence edenlerden değil, vuranlardan da hala hayatta olanlar var Hasan. Ya. Evet. Ya en azından şey olarak baktığımız zaman Mustafa Akıncı İstanbul'da konferansta 82. vilayet olmak istemiyoruz denildi ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen sizin tanımlamanızda bir numaralı gazetesi Yeni Akit'ten hakaretler yağdı. Besle gargayı dediler. Beslemeler. Yani Sayın Akıncı'yı siz de hem desteklediniz hem de süreçte gelinen noktada eleştirdiniz. Nasıl bakıyorsunuz? Bu değerlendirmeler hala daha Türkiye basınında bu tür yaklaşımların olması. Kıbrıs konusunda aslında baktığınız zaman CHP'nin söylemleri de bizi çok memnun etmez. Yani bunlara bırakırsanız bunlar satara, bunlar Kıbrıs'ı da satacak derler mesela. Yani Türkiye'den bize bakış açısını bir gazeteci olarak Şener Levent nasıl yorumlar? Ve Akıncı'nın anlayış görüyor mu?
takdir görüyor mu? Ha. Çabaları bu bağlamda kendine bir zemin yaratıyor mu? Kalkanı ha. yaratıyor mu? Yoksa hiçbir işe yaramıyor mu? Evet Hasan, Türkiye'dekiler bizden Suriyelilerden nefret ettiklerinden daha çok nefret ediyorlar. Biliyorsun Suriyelileri sevmiyorlar. Hiç istemiyorlar bizi. Suriyelileri. Oysa o Suriyelilerin orada bulunmalarının nedeni yine Allah gibi taptıkları Tayyip Erdoğan'dır. Eğer Suriye'deki savaşı bu kadar körüklemeseydi ve o insanlar evlerini, barklarını terk etmek zorunda bırakılmasaydı, ölümden kaçtı o insanlar. O insanlar dünyanın yaşayan en büyük canavarından IŞİD denilen çapulculardan kaçtılar ve oraya sığındılar. Oraya gidenlerin çoğu Suriye'ye Çeçenler, Uygurlar, bunlar paralı askerler ve vahşi. Bunların ne yaptıklarını sanırım artık kimse, artık herkes biliyor. Evet. O Suriyeliler kaçıp oraya sığındılarsa isteyerek sığınmadılar. Tam bir ölümden kaçtılar oraya. Ve Avrupa'da son derece alçak davrandı onlara karşı. Avrupa'da Türkiye'nin bu büyük kabahatini sayarken Avrupa'yı da ve tabii ki Amerika'yı da saymak lazım. Oradaki o savaşı körüklediler. Demokrasi getireceklermiş idi bunlar Suriye'ye. Demokrasi. Oradaki diktatörü alaşağı edeceklermiş bunlar. Bunlar kim? İnsan hakları kim? Ben ne Avrupa'dakilerde ne de Türkiye'dekilerde hele de Amerika'dakilerde bugüne kadar hiç insan hakları kaygısı diye bir kaygı görmedim. Yani buna inananlar inandı. Diktatörü devireceklermiş de insan haklarını geri getirsinler. Eğer devrilecek olan birileri varsaydı ve demokrasi getirilecek bir ülke varsaydı o da en başta Suudi Arabistan'ıydı. Kadınların araba sürmesinin bile yasak olduğu bir memleket. Kadınlara daha ne cezalar ve neler ve her birinin de en az 200 kadınlı haremi olan kralların, şeyhlerin orada. Ama sen gittin Beşar Esad'ın memleketine demokrasi götürecekmişsin. Ve orada Türkiye ile başlangıçta kurulan o kadar güzel ilişkileri bir anda yıktın. Bütün bunları biliyorsun vizemize de kalkmıştı iki ülke arasında. Hatta Kıbrıs'ta bizimle bile ilişkiler başlamıştı. Laskiye'den seferler başlamıştı buraya. Ve o insanlar dünyanın birçok yerlerine özellikle Avrupa'ya kaçmaya çalıştıkları gibi ki biliyorsun kaçarken de denizlerde boğuldular. 4000-5000 kişi vardır denizlerde boğulan ve çoğu da çocuktur bütün bunların. İşte Türkiye'ye giden Suriyeliler de o Suriyelilerdir ve onları sevmiyorlar. Ve bir de şikayetler başladı. Demografik yapıları bozuluyormuş. Asimile olmamalıymışlar. E biz bu kadar zamandır çekerik burada bütün bunları. Ve şimdi bir de bakıyoruz. Mustafa Akıncı orada İstanbul'daki konferansta 82. vilayet olmak istemeyiz dediği için neler neler. Ne küfürler. Burada bu programda söyleyemeyeceğimiz küfürler. Burada söylenemeyecek olan küfürler. Ben gazetede yazdım tabii bunları. O gazete icazetsiz bir gazetedir. Yazdım orada ama burada ekrandan bunu tabii ki şu anda telaffuz etmek bile yani çok zor. Başladı tekrar bir besleme edebiyatı o küfürlerle birlikte. Bazıları da şöyle yazdı. Sen galiba hala farkında değilsin. Çoktan 82. vilayet oldum. Böyle diyenler de var. Türkiye parayı kesse orada 3 günde açlıktan ölürsünüz. E işte Türkiye arkanızda durmazsa Rum sizi keser. Bak Rum sizi keser Türkiye arkanızda durmazsa fikri aynı zamanda buradakilerin de fikridir. Hiç şikayet etmesinler. Bu izlenimi karşı tarafa veren kendileridir. Zaten müzakerelerin tıkanmasının esas nedenlerinden biri de bu. Güvenlik istiyor. Bekçi istiyor kapısında. Türk askeri beklemezse rahat uyuyamayacakmış ve Rum kesecekmiş kendisini. Ve bunun için de o kadar basit örnekler veriyor ki bu politikanın da saygı duyulacak hiçbir tarafı yok. Nedir verdiği örnekler?
arabasını çizmiş orada. Ne bileyim, Apoel'in önünden geçerken tehdit altında kalmış. Evet, var bu unsurlar daha Rum toplumunun içinde. Sende de var aynileri. Yansımaz burada basına bunlar. Ben biliyorum onları. Şahsen de biliyorum. Burada bazı Rumlara yapılanları da. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan, sen 2003'ten bu yana, aradan 14 yıl geçti kapıların açılmasından bu yana, ciddi bir olay çıktı mı Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında, buna bak. Bombalar patladı mı? Kurşunlar atıldı mı? Yok öyle bir şey. İşte gece yarısı Rum'da dolaşıyor bu tarafta, istediği yerde. Türk de dolaşıyor o tarafta. Ne kadar açık değil mi sabotajlara, provokasyonlara? Ama öyle bir şey olmadı. Evet. Önemli olan da bu değil mi zaten? Ha, birkaç kişi o tarafta böyle yapar ya da bu tarafta, bunlar geneli bozamazlar ki. Ve bunları neye alıp bu kadar abartıyorsun bu şekilde? Bizim kendi içimizde de olmuyor mu zaten bunlar? Her gün bıçaklı bir saldırı. Cebinde bıçaklaşmayan yok. Rum mu bıçakladı seni? Yok. Ha, o gelecekmiş de öldürecekmiş kendini. Yok öyle bir şey. Tutturdu bunu. Kapısında bekçi ister. Türk askeri duracak ve evinde rahat uyuyacak. Bundan dolayı kıyametleri koparıyor. O Türkiye'deki de işte bunun için, Türkiye arkanızda durmazsa Rum sizi keser bitirir. Rauf Denktaş ne diyordu? Hap gibi yutar. Karınca gibi ezer. Toplumu hapa benzetiyor. Karıncaya benzetiyordu. Ya 63'ten 74'e kadar hiç elinde ciddi bir güç olmadan karşı tarafa karşı durmayı başarabilmiş olan bir toplumu hapa ve karıncaya benzetiyorlar. Mustafa Akıncı hap karınca demedi ya da Talat. Ama yine söyledikleri aynı kapıya çıkar. Türk askeri olmazsa güvenliğimiz olmaz kapısına çıkar. O Türkiye'li de işte bugün sana bu şekilde hitap ediyor. Besleme diyor. Benim askerim olmazsa orada hayatta bile kalamazsın diyor ve küfrediyor. Küfürleri ana avrat. Çünkü bu gazetenin dili, bu Yeni Akit gazetesinin dili öyle bir dildir. Ve bu da Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı gazetesidir orada. Hep böyle küfürbaz, böyle bir gazete. Peki, bütün bunlara bunun içinde cevap veren herhangi bir siyasimiz mi oldu? Sen kim oluyorsun? Sen nereden görüyorsun kendinde o hakkı, bize bunları gavur piçi, İngiliz piçi? Bunlara ne kadar daha katlanacağız? Ne kadar daha katlanacak bu toplum bütün bunlara? Söylüyorum sana, tehlike güneyden gelmiyor, kuzeyden geliyor. Ve sen oturup Rumlarla orada doğru dürüst bir anlaşma yapacağına, kendi toplumunu yani bu tehlikelerden kurtaracağına tutturdun bir işte dönüşümlü başkanlık, ne bileyim ben, sıfır asker sıfır garanti olmaz böyle şeyler. Omorfo senin değil. Güzel yurt diyorsun ama gene de senin değil işte. Güzel yurt desen de senin değil. Evet. O sıfır asker sıfır garanti, ki karşı tarafın ağzından böyle bir şey de çıkmadı. Bu da Mustafa Akıncı'nın başka bir ifadesidir. Kendi ifadesidir. Yani Rum tarafının ağzından böyle bir ifade çıkmadı. Çıkamazdı da. Çünkü kendisi 2000 kişilik bir Avrupa ordusu önerdi değil mi burada? Çözümden sonra ve işte güvenlik maksadıyla falan, dolayısıyla sıfır asker sıfır garanti sözünün ağzından çıkması mümkün değil. Ayrıca İngiliz üsleri herhangi bir şekilde tartışılmadı ki, ki asıl bela bunun içinde oradadır. O. Asıl bela o. Anlıyor musun? Yani bizi nükleer hedef yapacak kadar mutlaka değil. Ama Mustafa Akıncı'nın İstanbul'da söylediği bu sözün, bu cümlenin arkasından kurduğu bir cümle daha vardır ki bana göre o çok da daha önemlidir. 82. vilayet olmak istemeyiz demesinden. Kaldı ki bu cümlede de fazlalık vardır. Olmak istemeyiz. Hayır. 82. vilayete hayır. Bunun şeyi doğrusu odur. Öyle olmak istemeyiz falan diye ifade edilmez bu. Anlamazsa Rumca söyle kendisine. Ohi. Anlamazsa onu söyle. Ama arkasından gelen başka bir cümlesi var. Ne diyor? Türkiye'nin de zaten buna ihtiyacı yok. Sayın Akıncı, Türkiye'nin ihtiyaçlarını sen mi belirlen?
Ne zamandan beri sen Mustafa Akıncı olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirliyorsun? Seni Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirleme komisyonu başkanı mı yaptılar? Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. E peki Suriye'de Emevi camisinde namaz kılmaya ihtiyacı vardı. Hayal ediyordu bunu. Gidecek Şam'a ve Emevi camisinde namaz kılacaktı. Bir ihtiyacıydı o da. Ne bileyim ben işte Irak'ta başka ihtiyaçları vardı. Sen nerede bilin Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, neye ihtiyacı olmadığını. Yani bu da tabii onun açısından doğru bir şey değil. Yani bu tür cümleler kurmayı bıraksın peki, orada. Peki, bir mesaj var. Evet. Gönderen gönderdi. Ben de paylaşırım tabii ki. Şey değil, çok özel olarak almadığım için. Evet. Hasan abi, ben Çelebi Ilık. Süper bir program. Senden bir ricam var. Birçok kişinin eleştirdiği Şener Bey'le kabul ederse bir kahve içip tanışmak isterim. Evet. Ali Osman Tabak beni 4 yaşından beri tanır. Sadece tanışmak isterim bu özel insanla demiş. Tabii tanışırız mutlaka. Selamlarımı ilet kendisine. Bizi dinlediğine göre selam yani, yerine gitmiştir. Bana sorarsan şu anda en önemli konumuz Türkiye'de bu büyüyen ve hızlı adımlarla ilerleyen şeriat adımları. Çünkü biz onun emrindeyiz burada, onun idaresindeyiz. Ben bu gazeteyi çıkarırken söyledim. Daha ilk günden söyledim. Benim bundan sonraki muhatabım buradaki hükümet olmayacak. Türk hükümeti olacak. Çünkü beni idare eden odur. Yani bizimkileri yok mu sayıyorsun? Evet, kuklalarla ne işim var benim? Ne işim var benim? O alıyor talimatı, oradan yapıyor. Benim muhatabım beni idare edenledir. İdare eden makamladır bundan sonra. Ve öyle de yaptım. Bunu solcular bozmaya kalktı. CTP, biz Türkiye'ye yazdıkça onlar da şöyle şey çıkarmaya başladılar bizim hakkımızda. Ha bunlar Eroğlu'cudur. Eroğlu'na hiç yazmazlar. Ya ben bu kadar zaman Moskova'da o büyük olayların içinden geçen Sovyetler Birliği gibi bir imparatorluk yıkılırken orada canlı olarak bu olayları, Çeçen, Afgan savaşlarını çok canlı bir biçimde hisseden birisi, bunların içinden çıkıp geliyorum buraya ve buraya Derviş Eroğlu'nu eleştirmek için geliyorum ya. Mümkün mü ya bu, beni bu kadar aşağıya çekmek, düzeyi, bu hizayı buraya çekmek mümkün mü? Mümkün değil. Zaten dıştan bakınca kendini çok daha iyi görüyorsun. Biz eskiden ne hayal ediyorduk? Sen de hatırlayacaksın. Kıtos'taydın. UBP toplumun en büyük düşmanıdır. Dolayısıyla UBP'yi alt edecek güç lazım. Onun için UBP'ye karşı olan kaç kişi varsa hepsi bir araya gelsin ve UBP'yi devirelim. 90 yılındaki seçimde de böyle oldu. CTP, TKP, Demokratik Halk Partisi, YDP hepsi bir araya geldi. Biliyorsun niçin? UBP'yi yıkmak için. Türkiyelilerin partisiyle bile orada ittifak kuruldu o sırada. Neden? En büyük düşman UBP. UBP'yi yıkacağız. Biz onun yerine geçeceğiz. Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kuracağız vesaire. Çok yanlış bir yoldu tuttuğumuz yol. Çünkü bizim asıl karşımızdaki bütün bunları yapanlar UBP. UBP değildi. O işbirlikçiydi sadece. Bunları yapanlar Ankara'dakilerdi. Yolumuzu o zaman yanlış çizdik. Neyse daha sonra doğru yola gelmeye çalıştık. Bu defa da Türkiye'yi muhatap kabul edip beni sen idare edersin, ben de senin karşındayım diyerek yayın yapmaya başladığımız zaman da ha bunlar Eroğlu'cu, Eroğlu'na bir şey yazmazlar. Ya ben Moskova'da bu kadar Eroğlu destekler bunun için mi oturdum ya? Gelip de bu basit işlerle mi uğraşayım? Derviş Eroğlu'nu ya da falan bakanı, filan bakanı bilmem ne. Yani bu tiyatronun içine, tiyatro derken Yaşar Ersoy kızar bize, haklıdır. Çok güzel çünkü Yaşar. Tiyatro çok ciddi bir meseledir ama işte dilimize öyle yerleşti. Tiyatrodan beter. Ya tiyatrodan beter. Hayır yani anlatamadım. Tamam. Yani böyle dedik, Yaşar evet. Kızar bize. Tamam, haklı olarak. Yani gelip bu oyunun içine bu şekilde düşmek mi gerekiyor? Daha ciddi bir şey yapmak lazım. Ciddi olan şey de sana dediğim gibi karşımızda bulunanlarla bizi yok etmek mi istiyorlar? Nüfusumuzu Kıbrıs'ta, burada 3. sıra
Üçüncü sıraya mı düşürdüler? Kaçıncı? Şimdi biz burada? Bilmem. Yukarı baktığımızda daha fazlası mı var? Su getirsinler, su tamamdır daha. Peki, suyumu uyuduğumda ben de bir toparlayayım. Buraya da gelmek istiyorum ama. Yani Kıbrıs sorununun çözümünde Akıncı şuna inanıyor ki bu süreçte en bonkör davranıldığı dönem oldu. Hatta Anastasiadis için içki alışkanlığı olmasa ve herhalde sarhoşluğu da kabul etti. Bir kere daha bunları bulmaz masada diyenler de var. Yani Türk tarafının, yani Türkiye'nin kabul ettikleri, Türk tarafının toprak konusunda önerdikleri. Anastasiadis daha cesur olabilir miydi masada? Anastasiadis Hasan cesur olabildiği kadar oldu. Ve kendi toplumu içerisinden de büyük tepki topladı. Suyunuz bitti mi? Ya ben biraz... Beni de böyle bulur. Şey, beni kullanmadı, bunu da alabilirsin. Ya sen. Gripal bir durum var ondan ileri. Alerjik bende de var. Öksürme nedenim odur. Ve her mevsim böyle bu dönemlerde ben oluyorum her yıl. Evet. Anastasiadis alabilirsiniz. Ya tamamdır. Peki. Anastasiadis daha cesur olabilir miydi? Şimdi baktığım zaman işte... Yani ne yapması gerekirdi sana göre? Daha ne yapması gerekirdi? Yani soruyorum size. Yani Anastasiadis Türk tarafı, Türkiye tek yanlı müdahale hakkından vazgeçti. Türk toprak konusunda da ciddi gerilemeler olduğu konuşuluyor ve buna rağmen Anastasiadis'in kabul etmediği. Yani hatta işte şimdi New York'a gidilecek. Genel sekreter açıklasın, o şeyi bilir deniliyor. Yani siz baktığınız zaman bu son gerek Montpellier'in gerek Transmontana'da bir fırsat mı kaçtı? Bu kaçan fırsatta hangi taraf daha fazla sorumlu? Bir kere benim baktığımda genel tabloda gördüğüm şudur Hasan. Orada oturuyor senin liderin, ancak senin haklarından çok Türkiye'nin haklarını savunuyor. Türkiye'nin haklarını savunuyor. ya karşı taraf seninle daha ne yapmalıydı yani uzlaşmak için? Yani senden omorfo istiyor değil mi? Sanki o da, o da verildi galiba son. Efendim? O da galiba verilmiş, gene olmadı. Verilmedi. Omorfo verilmedi. Dönüşümlü başkanlık istiyorsun. Ne bileyim işte dört özgürlük Türkelilere, burada yaşayan Türkiye'li nüfusa ve Türkiye'deki nüfusa burada dört özgürlük talep ediyorsun. Ama sen Rumlara dört özgürlüğü vermiyorsun. Kısıtlıyorsun kuzeydeki hareketlerini, mal mülk edinmelerini, hareket serbestliğini, dört özgürlüğü tam olarak vermiyor kendisine. Ama Türkiye'liler için aynı şeyi talep ediyorsun sen masada. Öyle değil mi? Ve senin buradaki Türkiye'li nüfusunu da 120 bin olarak çıktı bu. Aslında 127 bin. Karşı taraf kabul etti. Bunu da kabul etti. Her şeye rağmen bunu da kabul etti. Biraz daha toprak taviziyle bu işi sen halledecektin. Halledilmeyecek bir şey yok. Ama ne istiyorsun? Türkiye'yi ille de burada tutmak istiyorsun. Güvenlik için. Bu en mühim yani olan noktalardan biri. Peki ya karşı taraf? 74'te yaşadığı trajediden sonra hiç burada Türk askerinin ebedi varlığını kabul eder mi? Peki bir referandum olsa ve topluma evet, kuzeyde oy kullananlara sorulsa evet, Türkiye'nin garantörlüğü hepsine sorulsa bir, evet, sadece 74 öncesi de yaşayan Kıbrıslı Türklere de sorulsa referandumda bir, Türkiye'nin garantörlüğünü istiyor musun? Ne çıkar sizce? Rum tarafından buna %100 hayır çıkar. Bu taraftan da en az %90. Ben bizim tarafı soruyorum. En az %90 evet çıkar. Yani isterler, garantörlüğü isterler. Peki yani Akıncı yani o zaman... Çünkü neden biliyor musun? Hep bunun propagandası yapıldı bunun içinde. Hap dedi, karınca dedi, pire dedi. Edecek seni Rum. Anladın? Yani topluma başka bir doğruyu gösteren olmadı. Başka bir yere yönlendirmek isteyen liderler ve siyasetçiler olmadı. Bak
Mustafa Akıncı liderliği yanlış anlıyor. Ne diyor sık sık? Ben seçilmiş birisiyim ve halkımın dediğini yaparım. Halkımın dediğini yaparım diyor. Lider bu mu? Lider halkının dediğini yapan değil. Halkı yönlendiren adamdır. Halkı yönlendiren, halkın yön verdiği değil, halkı yönlendiren adamdır lider. Onu yapmıyor. Halkımın dediğini yaparım diyor. Peki, olur mu öyle şey? Mustafa Kemal Atatürk ya da Lenin ya da ne bileyim ben Castro halkının dediğini mi yaptı? Peki Kuzey Kıbrıs'ta iktidar kimdir? Türkiye. Ulu'da, Depe. Kuzey Kıbrıs, bak Hasan, Kuzey geçirdiğimiz dönemleri, Denktaş dönemi, ne bileyim işte Talat dönemi, Eroğlu dönemi, Akıncı dönemi gibi yakıştırmalarla anmak çok yanlış. Bu dönemler onlarla belirlenmez. Türkiye'deki iktidarlarla belirlenir. Demirel dönemi, Özal dönemi. Yani Kıbrıs'ta Demirel dönemi, Kıbrıs'ta tabii, Özal dönemi. Tabii onlarla belirlenir. Şimdi ne dönemi vardır burada? Tayyip Erdoğan dönemi. Bana evet. Seçimlerde kimi istediyse olmadı. Evet. Efendim? Seçimlerde Tayyip Erdoğan burada kimi isterse o seçilmedi diye bir yaygın kanaat da var. Şimdi zaten burasını sevmemelerinin bir nedeni de budur. Eskisi gibi hükmedemiyorlar buradaki insanlara. Yani Kıbrıslı Türkleri bir yana bırak. Kendinin taşımış olduğu nüfusa da aynı şekilde hükmetme durumunu kaybetti. Yani bir zamanlar biliyorsun seçim falan olacağında kara Mercedesler köylere gider falana oy verin, vermezseniz gemilerle geri. Aşiret düzeni. O bitti. Şimdi mesela dört elle çalıştı. İrsen Küçük'ü seçtirmek için ve bunu başaramadı. Öyle değil mi? Milletvekili bile olmadı. Evet. Yani işte o kendisine... Hüseyin Talat'ın kaybettiği seçimde Talat tercih edilendi. Sayın Akıncı'nın seçildiği Talat, seçim... Talat desteklendi Türkiye tarafından. Ama seçilmedi işte. Evet, seçilmedi. Sayın Akıncı'nın seçildiği seçimde Türkiye'nin desteği Akıncı'dan yana değildi. Onda da belki Amerikan desteği vardı. Nerede bileceğim. Bana göre hiç yani Amerikan politikalarına çok uygun. Zaten kendisi de Amerika'yı hiçbir zaman eleştirmiş olan birisi değil. Bu ayrıca bizim aramızdaki görüş farklarından birisidir. Bana bir gün şöyle demişti. Sen de yahu Şener demişti. Her taşın altında Amerika'yı aran. Ben de ona şöyle demiştim. Amerika'nın dünyada barış yaptığı tek bir ülke göster bana. Tek bir ülke göster. Amerika'nın dünyada barış yaptığı. Ama ben sana savaş yaptığı ülkeleri sabaha kadar sayarım burada. Kan döktüğü ülkeleri sabaha kadar. Sen de bana barış yaptığı tek bir ülke göster Amerika'nın. Öyle bir şey gösteremedi. Ama kendisi Amerikan politikacı tipine uygun. Anastasiadis. Anastasiadis de. Bak bu da çok ilginç yani bir durumdur. Denktaş ve Kliridis. İkisi de İngiliz'in ekolinden gelen, daha doğrusu açıkça İngiliz'in adamı da diyebileceğimiz. Evet. Buna rağmen anlaşamadılar. İkisi de aynı yerden gelen. Denktaş ve Papadopoulos. İkisi gene dünyadaki sağcıların temsilcisi. Gene anlaşamadılar. Geldi Talat ve Hristofias. Hesapta solcu o ikisi. Yoldaş. Birbirini çok sevmediler. Onlar da anlaşamadılar. Geldi Akıncı ile Anastasiadis. İkisi de Batı'nın adamı. İkisi de Amerika'nın rahatlıkla söyleyebileceğimiz. Ve buna rağmen anlaşamadılarsa onlar da ne olacak? İki tane Amerikan Amerika'nın Amerika'ya uygun iki politikacı. Demek ki bunda kabahati Anastasiadis veya Akıncı'da değil. Amerika'da aramak peki, lazım. Peki. Şener Levent Cumhurbaşkanı evet. olsa masanın o bir tarafında evet. güneyden kimi partner görür? Müzakere etmek için. bir varsayım tabii. Programın sonunda birazcık da bir yumuşak final olsun. Siyasetçiler arasında benim güneyde en çok hoşuma giden şu anda değil Leymos'un belediye başkanı, eski İçişleri Bakanı. Hristu, Andreas Hristu. Andreas Hristu. Yani Andreas Hristu
gerçekten yani evet. Benim çok yani rahatlıkla kendisine bir cumhurbaşkanı olarak da oy verebileceğim birisi. Ama aktif değil yani siyaset sahnesinde. Galiba artık sordum. Kapattı da. Ha, efendim? Artık kapattı gibi bir durum var. Kapattı mı kendi partisi içindeki başka dengeler falan filan. Yani geri, partisinde de tercih edilen bir isim değil galiba şu anki iktidarla. İşte ben de onu diyorum evet. Ya ama yani Andreas Hristu bana göre örnek bir isim. Peki. Çok rahatlıkla kendisini destekleyebileceğimiz bir isim. Geriye kalanlar arasında böyle bir siyasetçi şu anda peki. Görmüyorum. Sen kardeşim evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki konuştuk. Evet. Toplumsal cesareti, tabuların yıkılmasına... Evet. Küçücük bir katkı yaptıysak ne mutlu bize. Yeniden görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Yarın konuğumuz Niyazi Kızılyürek. Saatler 17.20. Biz burada olacağız. Hoşça kalın.